Assalomu alaykum. Anglab atqınlar sabah avazlıq əsərləri. Əsərlərimizi yaqtırğan bolsanız, dostlarınızğa və başqa toplarğa tövsiyə qılıb qoyun. Tövəndə anladığınlar Hoca Niyaz Hacimnin iş fəaliyyətləri. Hoca Niyaz Hacı 1889-cı il Qumulda Emin Niyaz ailəsində dünyaya gəlgən. O ailə tərbiyəsini alğandan kin dadısı Emin Niyaz Dorğa Hoca Niyazni Kullardan yiraq tutuşu üçün Kumulğa əvətib, Kumul şəhridiki xanlıq mədrisikə oxuşqa biridu. Hoca Niyaz bu mədrisdə Şah Məhsudunun nəvrisi Beşir Şahzadə bilən birgə oquydu. Hoca Niyaz kiçkidin kəmsüz, tiz açıqı kilidiğan, zirək, uçuruğan hadisə vəqələrini tiz təhlil qılıb ülgürələydiğan, ötkür, qavul, əm, yürəklik bulub yetilidu. O, məktəbdə oquvatqan çağları da Ustazdan köp sual soraydı. Vanlıq belgilimler kullar balilerini 18 yaşqa kirgende Vanga tizimga aldırışı kerek idi. Şunun dinkin, tizimga ilingan kulga bekiş üçün çarva, teriş üçün yer verilirdi. Emin Niyaz Dorğa oğulunun kullar tizimlikiye kirip kılıştın ensirep, onu 17 yeşidla Savrahun digen kulunun kızıga öylep, öyini ayırıp veridu. 1907 yılı 1. ayda Emin Niyaz Ahun ailesige Şingşing şiadeki hükümet çiriklerige otun saman aperip veriş alvanı kilidu. Emin Niyaz Ahun şu alvanga oğlu Hoca Niyaz'ni əvətidu. Hoca Niyaz seysini tüketip kayıtış yolu da cüdüm bulup kalıdu. Seysiçiler yoldan izip kılıp Nurgun Adem ve at işekler ölüp gedidu. Bu alvanga mesul bulgan orda begi Sağ bilen Hoca Niyaz Katarlıq 3 kişi hayat kalıdu. Bular açıq su degen yerdeki çazığa kelgende, Gensu tarafından harvada kilovatkan harvakeş bilen 20 nefer çirikning tonglab ölgenligini körüdü. Bu çazda turgan çirik emeldarlar bu ölüklerini körüstüp durup, yukarıdan uqturuş geldi. Bularına yine de işkicen apyon, 50 seher tenge barikken, lekin biz ularına yeni tekşürsek yokturudu. Bunu sizler uğurlap ketipsiler, deyip Hoca Niyaz başlıq 3 kişini tekşürüdü. Neticede Hoca Niyaz'na yeniden dadısı yol xiraciti üçün bergen bir ser tenge pul çıkıdı. Çirikler bunu görüp başkalarını koyu etip Hoca Niyaz'ını tutup kalıp kalgan pullarını tapşırışka kıstaydı. Hem de bir ay iğir emgekke salıdı. Bir günü Kumul tarafından gelip bu çağızığa düşken arvı geçler Kumul'da torpaklar kozgılığı bolgallıkını bu kozgılığının kündün künge küçüyüp Şehirge hücum kılıç aldıda turgallıkını yetişidu. Hoca Niyaz bu haberini anlayan dinkin şu keçisi arvi keçlerinin bir etini ilip tağ içi uğru yolu bilen keçip öz yurtu barmay Koray Yelsiz'a kilidu. Hoca Niyaz Hacı Yelsiz'a barganda Koray'daki 300'den artı kişi topluşup Kumul şehirge Van ordusuna hücum kılıçka teyirlenmatıkan idi. Hoca Niyaz Hacı bu kozgılanğa iştirak kılıdu. Hoca Niyaz Hacı'nın yaş, kabilliği, akıl parası ve tartkan azap okubetleri cümleden kozgılan kılıç iradesinin müstekemlikini körgen kozgılançılar Hoca Niyaz'ni koşunğa alıdı. Onunğa hürmet kılıdı. Onu kozgılanın mühim ademleri Katar'a koydu. Kozgılançılar Van ordusuna işkini taş kesek bilen takaydı. Bırak kütülmegende onlar orda askerlerinin hücumuna uçurup mağlup bulup kozgılan bastırılıdı. Şah Məxsud Van kozgılançılar əhvalini tekşürgendin ki, Hoca Niyaz'nın bu kozgılanın mühim adimi ikkallikini bilip, onu izleydi. Hoca Niyaz'ni tutalmay amalsız kalgan, onun dadısı Emin Niyaz Dorğını zindanğa taşlaydı. Hoca Niyaz'ni tutuş doğrusta mundaq ilan çıkırdı. Hoca Niyaz'ni Şarla Teği Taratu Teğidin Emin Niyaz kulunun oğlu. O, Şinşin Şiya yolu açıqsu çağısının hükümetinin 50 ser tenge, 2 can apyon, 1 at ve 1 cuva Katarlıq nerslerini oğurlap, Koray'dan çıkan torpaqlar kozgılanğa katnaşkan. O pakar boy, yumulak yüz, dögülek köz, karakaş adam. Onu kördüm digişlerge 3 yambu, ya ki 3 at. Tutup bergen kişige 12 yambu, ya ki 12 at inan berilidu. İlan çıkırılgan denkin, Hoca Niyaz'ni izdigişler köpeşke başlaydı. Hoca Niyaz anısının yardımı bilen Yoşur'un turpanğa berip, İsaq degen nam bilen Astana medresede bir yıl Məxsud Muhiti
Mahmud Muhitilar bilen birlikte okuydu. Şah Mahsud Van'ın Hoca Niyaz'ını tutuş hareketi Turpang'ımı yetip kilidu. Bu yerdimi onunla aramlık bulmaydı. Ahiri, anısı onu hacge bardağalarga koşup, haremge yolu salıdı. O hacı kilip bulup, kaytip kilişke pulu bulmağaçka, şu caydaki bir bayının korumuzarlıqı da 3 yıl işlep, yol hıracıtı hazırlap andın, vatenge kaytip kilidu. 1913 yılının başında öz yurtuğa kaytip kilidu. 1913 yılı Kumul Vağı Şah Mahsud, özü üçün xəterlik dəb hesablığan adamlarını əskerlikke ilip ürümçüge yolu salıdı. Bu əskerler içində tömür xalpımı bulup, o yolda əskerleriyle başçılık kılıp qozğılan götürüdü. O koşunni başlap kilip, koralının üçünü Kumul Vağı Şah Mahsud'a qartıdı. Azap çekken Kumul xalqı bu qozğılanğa aktif qatnışıdı. Bu vaqt Hoca Niyaz Hacı'nın yurtuğa qaytıp kelgen vaqti bulup, Hoca Niyaz Hacı bu qozğılanğa pidai buludu. Hem bir qança qetimliq canda cesaret bilen uruş kılıp közge köründü de tömür xalpa qoşundiki baturlar sepige qoşuludu. Hoca Niyaz Hacı bir tereptin uruşqa qatnasa, bir tereptin tömür xalpige meslehetçi buludu. Tömür xalpa qozğılanı sülih bilen tencidilganda Hoca Niyaz Hacı öz yurtuğa qaytıp miltiq uçini düşmenge qaratıdı. 1913 yılı 9 ayının 6 günü tömür xalpa öltürülgenden kiyin Kumul Vağı tömür xalpının kaldı kısımlarını yok tuşka koşun evetidi. Hoca Niyaz Hacı tağdaki koşunlarga yetekçilik kılıp bir mezgil uruşunu devamlaştırdı. Koral yarağının naçar buluşu, san cahettin az buluştuk sebepler tüpeyli Hoca Niyaz Hacı koşunlarını tarıktı bitip özüle yekke kalıdı. Şah Mahsud Van bağırlık çare tedbirlerini işe salıp Hoca Niyaz Hacı'nı tutuşka kirişidi. 1913 yılı 9 ayının 6 günü tömür xalpa öldürüldü. Bunadın xuşallıqı iç içige sığmay kalan Şah Mahsud Van kalan qozğılanışlarını biziktiriş üçün 13 kitap 5 şəhərge ləşkər çıxırıb tintiş ilip berib qozğılan iştirakçilerini biziktirişka kirişdi. Bütün Kumul zemini de Hoca Niyaz Hacı'nın desteşke ayığı emez, belki teniki çıkıdak mı boşluk kalmadı. Hoca Niyaz Hacı'm Barikül arkalık 6 ayığı verip, Taşkı Mongolia'ya berişini planladı da, Barikül'ge beriş bilenle ismini yine Saat deyip atıp, 6 ay Çingil'de akam var, şunu izlemen deyip yürüdü. Hoca Niyaz Hacı'm 6 ayığı karab yola çıkan denkin, yolda Kamza diyen bir Kazak yigiti bilen uçuruşup, onunla hemrah buldu. Hamza əslində Barikül 6 ay aralıqda oğrılıq, bulançılıq bilen şoğullandığan dandar oğrı idi. Yol üstündeki bir qonalğıda Hamza Hoca Niyaz Hacı'm uxlap qalğan fırsatdan faydalanıp onun yaxşı etini oğrılab özünün tokur baytilini taşlap ketidi. Hoca Niyaz Hacı'm amalsız qılıp alıp okurdayının avulida bir yıl qoy baqıdı. Yazınşin bilen Şah Mahsud Van öz kelişimi boyunca Hoca Niyaz Hacı'nı tutuş kararını üzgertmeydi. Hemme yerge tek ilan tarıktıdı. Tağlıklar alıp okurdayının maltısı ısaktınımı gümallındı. Hatta 4 Kazak yigiti Hacı'nı tutkılı kilidi. Hoca Niyaz Hacı'm onlarının hareketini sızıp kılıp alıp okurdayının bir etini minip o caydını ketip kalıdı. Mehtike karşı at ölüp piyada kalıdı. O bir kançı gün cephalık yol yürüp köçekke kilidi. Hoca Niyaz Hacı'm köçekte bulgan mezgilde ismini Kamza deyip ataydı. Çünkü bu çağda Hoca Niyaz Hacı'm kiyim kiçek, gepsüz cihette kazaklaşıp bulgan idi. O günlerde Hoca Niyaz Hacı'm Mahmud Bey digen Uygur çarovçının milini bakıdı. Mahmud Bey özüge sadık bu malay Kamza'a şenç bağlaydı da koylarını Börtala'nın Kızıl Yultuz diyen yeri apırıp bekişini tapılaydı. Hoca Niyaz Hacı'm Börtala'a bargan denkin bir tereptin Mahmud Bey koylarını koğdaş üçün bergen koral bilen oğuçluk kılıdı. Şu bahane bilen karga etiş meşki kılıdı. Hoca Niyaz Hacı'm özü oğulgan 3 tane borkan böken müngüzünü Mahmud Bey'a verdi. Mahmud Bey bunundan tolumu razı buludu ve Hoca Niyaz Hacı'm Kamza ni yeterlik ok doğru bilen teminlep durdu. Hoca Niyaz Hacı'mın malçılık günleri oğuçluk kılış ve karga etiş bilen ötüdü. Şah Mahsud
öz şaykalarını Hoca Niyaz Hacı'nı tutuş üçün terep terepke yolu salgan idi. Onlar Hoca Niyaz Hacı'nın çöçekte ikkenlikini bilip Van'a məlum kılıdı. Şah Mahsud Van, 90'luk Niyaz Şenzu, Şenzu yerim hakim, ne Hoca Niyaz Hacı'nı tutup gelişke evetidi. Hoca Niyaz Hacı bu işten haber tapkan dinkin, vatandan çıkıp gitişke mecbur buludu da çigirden ötüp Çar Rusya'ya barıdı. Hoca Niyaz Hacı çigirden ötüp Otra Asya'daki Uygur rayonu Yarkent'e barıdı ve Uygurlar oltıraklaşkan bir kışlakka oranışıdı. Uzun ötmeyi şu caydaki Uygur, Kazak karındaşlar bilen çıkışıp gidiyordu. Onun dost buraderleri barğansırı köpeyişke başlaydı. Hoca Niyaz Hacı çigirden ötüş aldı da, Börtaladın oğluğun bir kança böken müngüzünü berişke ülgürelmeyi ilvalgan idi. Hoca Niyaz Hacı, bu müngüzlerini yerken bazırda oğulculuk Veli Bay digen kişiye setip verdi. Veli Bay, muşu münasip bilen Hoca Niyaz Hacı bilen tonuşudu. Hem onun devamlı oğulculuk bilen şoğulunup duruşuğa at, Taygan, yakşı kural ve ok doğru verildi. Hoca Niyaz Hacı'nın şiraiti yakşılanıldı. O oğuçluk işi bilen Çar Rusya'nın birkaçı çoğun küçük şehirlerini aylanıp çıkıdı. Köplügen kişiler bilen sohbette buludu. Yanılıklarını kabul kıldı. An seviyesi ösüdü. Cemiyet ve hayatını düşündü. Çar Rusya'nın siyasi, ictimai vaziyetini, Şincan'ın siyasi, ictimai vaziyetini sileştirdi. Çar Rusya'daki İlgar tipteki kural yarağlarını görüp, 1907 yılındaki torpaklar kozgalığı ve 1912 yılındaki tömür halpe kozgalığı da işletken kara miltik ve 9, 10, 11, 12 atar miltiklerini eske elip, etten ay, eğer şu çağlarda muşunda kurallar kolumuzda bolgan bolsa, takdirimiz Allah kaçan hel bulup zulümge ata kılgan bulurken biz, ilim o Huda nusret ata kılsa, Halkın bilen birlikte maksat getirmen, deydi. 1917 yılı Rusya'da Oktyabr İnkılabı partılıp galibiyete erişti. Oktyabr İnkılabı'nın galibiyeti bütün dünyadaki izlegüçi halk ve milletlerini oyğatkandık. Ömür boyu inkılap arzusta, çet caylarda harizlarlıkta turmuş geçirvatkan Hoca Niyaz Hacı'nı oyğattı. Onun könlüde yanğan inkılapının otu, Uni kurallar bilen tonuşuş, noktuluk herbi talim terbiye ilişka ündedi. Uzak ötmey, onun bu arzusu emelge açtı. Oktyabr inkılabi galibisinden keyin, Rusya hükümeti bütün Rusya grajdanlarına herbi talim terbiye ilip biriş lazımlığı hakkında müracaatname ilan kıldı. Hoca Niyaz Hacı herbi talim terbiye aladığını bildirdi. Veli Bay himmet bildirip Hoca Niyaz Hacı'nı öz oğlu namıda tızımğa aldırdı. O, herbi təlim tərbiyə cəriyanı da uruş kanuniyetleri nəzəriyyəsini obdan igiledi. Barlıq iğir yeni kurallar, hər xil çoğun küçük tipdiki top zəmbirəklər və partlatqış doğrular bilən tonuşdu. Hətta zint pilmotqa qədər tonuşub çıxdı. O, özünün konu mərgənliki bilən qarğa etiş mahiri bulub qaldı. Təlim tərbiyəni ali nəticə bilən ayaqlaşdırdı. Hoca Niyaz Hacı herbi talim terbiye alğandın Rusya'nın birkaç şehirlerini ekskursiye kıldı. Konu savaqdışı Mahsud Muhitinin vasıtası bilen Rusya'nın Otra Asya'daki Uygurlar içi de en destek kurulgan Kaltı Çapanlar Teşkilatı, Medeniyet Perverler Teşkilatı ve Uygurlar İttifakı'nın asaslık rehberleri hem de 3. İnternasyonalının Uygur Vekili Abdullah, Rozi Baqiyu Qatarlıqlar bilen görüşdi ve söhbette boldi. Bolup mu, Şincanlıq sodigarlar köprek bolgan Şemey, Zeysan, Tokmak, Karakul, Qatarlıq caylarga berip, Şincanlıq sodigarlar bilen uçuruşup, ular bilen tonuşdi. Kona savaqtışı Mahsud Muhiti ve Mahmud Muhitilar bilen Şincan vaziyeti haqqıda müzakir elip berip, Şincanda Soğut Oktyabr İnqilabının tecrübe savaqları boyunca İnkılap ilip beriş kararına gelişti. Lekin şirait, onlarının hareket kılışına yar vermeydi. Hoca Niyaz Hacı 1923 yılıca Rusya'da bulup, bu mezgilde ötkür siyasi fikirlik, yüksek herbi maharetke ige, akıl parasetlik bir kişi bulup yetildi. 1923 yılı Rusya içki uğruş ilip barğandın ki, Şincanlık sodgerler vatenge kaytışka başladı. Bu çağda, Hoca Niyaz Hacı'mı Veli Bay bilen iliğe geldi.
İlida turgan mezgilde Veli Bay'nın tanıştırışı bilen Hüseyin Bay Acim, Yakup Bay ve Hekim Bey Hocdar bilen uçraştı. Hoca Niyaz Acim, Rusya'dan vatenge kaytıp gelgenden kin bir mezgil İlida turdu. Kin Ürümçi'ye kaytıp gelip Ürümçi'de turdu. Ürümçi'de turgan mezgilde teşkillik ve planlık alda teşkilleş hizmeti bilen şugullandı. Şincan'ın her kaysi cahilerideki yurt katılları ilgar fikirli kişiler bilen münasebet bağladı. Onlarının inkılap kılış inginin ösüşüge yardım verdi. Hocaniye Zacim, halkını uygutuş işlerde Soğut İtibakı Öktabir Sosyalistik inkılapını hikaye kılıp sözlep verdi. Peşkeden kişilerinin yetişi karganda, kişiler Rusya'da bulgan özgürüşlerini fakat Hocaniye Zacim'nin ağızın anılgalıkını, burun bundak sözlerinin Ürümçi'de yokluğunu itkan. O Ürümçi'de turup, Kumul, Turpan, Toksun, Altay, hatta Xotengiçe bulgan aralıktaki siyasi vaziyetini küzdüdü. Yaylarının ahvalini ilgileydi. 1927 yılının ahırlarında Maksud Muhiti ve Mahmud Muhitiler bilen gelişip, Hocaniye Zacim Kumul'da, Maksud Muhitiler Turpan'da kozgulan götürüş kararına kilidi. 1927 yılının ahırında Hocaniye Zacim dadısının vapat bulgan haberini anlap, Kumul'a bardı. Hem müşük pürsettin paydalanıp, Kumul'un ictimai ahvalini küzdüdü. 1928 yılı 5. ayının 16. günü Şah Maksutvan ölüp ornığa oğlu Nazarvan buludu. 1928 yılı 7. ayının 7. günü Yanzınşin Fen Yaunan tarafından etip öldürüldü. Fırsatını ganimet bilgen Cinşorin Fen Yaunan'ı etip öldürüp hakimiyetini tartıvalıdı. Kısıkına vakit içinde buluvatkan bu özgürüşler kozgılan hazırlıkının ciddi ilip verileşini keltürüp çıkarıdı. Cinşorin hakimiyet beşiğe çıkış bilenle Cumhuriyet tüzümüde Vanlık emelden kaldırılgan, bunundan kin Vanlık degen nersi mevcut emez deydi. Özügen Nurgun soğuğa salamlarını ilip gelgen Nazarvanı Ürümçi'de ilip kılıp ülkülük hükümet azası kılıp belgileydi. Şincan'da umumüzlük hakimlik tüzüm orantıldı. Kumul üşnayıge bölüp idare kılınıdı. Muşu vakitin kin Maksud Muhiti ve Tahir Beyler 1929 yılı. Sovet İttifakı'nın ilgar inkılap tecrübesi ve ilimpen, medeniyet mağarif tecrübesini ügünüş için Sovet gerçilik bahanesi bilen Sovet İttifakı'na çıkıp Moskova Katarlık caylarda buludu. Her sahalardan ügünüş ilip barıdı. Bördün kutulup yol basa tutulduğum digendek, Kumul Van'ın zulmüden kutulduk deyip oylayan halık, İlker Cellat Cinşurin ve onun çirik emeldarlarının dehşetlik zulmü aslında kalıdı. Cinşurin ve onun kol çomakçıları asanlık kolga kilip kalgan bu tacı tahtının uzun devre sürmeydiğalıkını yakşı biletti. Şuna ular bu ahmetin faydalanış için buyruk çürüp alvan yasaklarını köpeytti. Hıyanetçilik, parhorluk bilen şugulunup halkını azaplaş bedelige öz çönteklerini dolduruştu. Halk bunadın kattık narazı boldu. Şu vakitte ayrım kişiler içinde Çiçenge unumay, Baçenge unuduk mu? Bu kandak yeni hükümet bolsun. Bundak hükümetten Van yakışken o degen paranlar mı boldu? Halkının bu inkası bazılar degende gergiz Kumul halkının kayta tikleşini talep kılışı bulmasın. Aksice Cinşurun hakimiyeti üstüden kılıngan şikayet idi. Bu vakitte fırsattan faydalanan yolvas halkının bu hıl fikrinin himayetçisi buluvaldı da Nazarvan Kumul'da bulmağalıkı için Beşir Şahzadini aynı vakitte orada herbi işler nazaretçisi idi. Van kılıp tiklep özü orada bigi buluvalıdı. Kumul Cinşurun hükümranlık edin ayrılıdı. Cinşurun nazarını ularga nasihatke evetidi. Lekin Beşir ve yolvaslar nazarının gipiye kulak salmaydı. Nazar uzun ötmey ölüdü. Beşir Şahzade Van bolgan denkin orada kaidesi boyunca tağlık pelvanlarga miltik tarkıtıp bir tal miltik üçün iki dandın buğa müngüzi tapsırış alvanı koydu. Bu kıtım taratu teğiğe koyulgan alvanga Hocaniye Zacim mu katlaştı. Hocaniye Zacim Van bergen iki tane miltikka maksatlık halda 6 tane buğa müngüzi tapsırdı. Bunu görgen Beşir Van, hayran bulup ehvalını sorganda mal tapşırganlar. Taratu tığıda bir mergen çıktı, atkan oku zaya ketmeydu, uçarı kuşlarımı kışıp kutlanmaydı, dep tarifleydi.
Wang o kişinin ismini sorganda, biz onu pelvan deple atayımız, ansak özleri bilen medreste billa okuğan kişi işken, deydi. Beşer Wang sürüştürüp, bu kişinin Hoca Niyaz Hacim işkenlikini bildi ve onu orduğa teklif kıldı. Beşer Wang Hoca Niyaz Hacim bilen bolgan savaktaşlık ve dostluk yüzünden, bolup mu Hoca Niyaz Hacim'nin kabil mergenlikine hoşlar bulup, onu orduğa teklif kıldı. Beşer Wang'ın Hoca Niyaz Hacim'ni orduğa teklif kılıştaki maksidi onun talantının faydalanış idi. Hoca Niyaz Hacim orda begilerinden Yusuf Bey çıkıp, üçüncü kıtım teklif kılganda andın orduğa kiledi. Beşer Wang Hacim'ni naiti bek hürmet kıldı. Beşer Wang Hacim'nin mergenlikini görüş için oğuğa çıkıdı. Wang uçurgan canlıklarına nişansız ok atıdı. Oknun birerisi mu tegmeydi. Hoca Niyaz Hacim arka durup uçurgan canlıklarını yıktıdı ve Wang alileri özür atkan ok delteydi, deydi. Wang bunundan bek mu hoşal boludu. Bara bara Wang'ın Hacim'e bulan işencisi küçüşke başlaydı. Cümleden Hoca Niyaz Hacim üstüden tolarak şikayet kaladığan hesethor ordu begi yolvasını orda beylikiden kaldırıp bazar begi kılıp koydu. Hoca Niyaz Hacim'ni orda begi hem orda pelvanlarını terbiyelik için kılıp tayinleydi. Hoca Niyaz Hacim orda begi bulan mezgillerde rahat parağat, emel mensepke verilmey, istibada takimiyetke hem Wang'a karşı isyan götürüş arzusu da bulundu. Orada içi ve sırtıdaki münasebetli kişiler bilen bulgan münasebetini koyuklaştırdı. Maksud Muhiti ve Mahmud Muhitiler hem Toksunluk Tokta Lüycan, Tokta İli, Kuçalık Tömür İli, Tömür Sıcan, Adi Elem Katarlıklar hem her kaysi cahilerdeki yurt katlıları bilen münasebette bulup kozgalan hazırlıkını ilgir sürdü. Demek, Şimalda Altay'dan, Cenop'ta Hotengi'ce bulgan arlıkta hareket elip baradı. 1929 yılı, Cingşur'un hükümeti Beşer Wang'a kayta kayta adam evetip, ülkeye boy sunuşunu talep kıladı. Beşer Wang, Wang'lıkını saklap kılış ümidi de Kumul'a karıştık 13 tağ ve 5 şehirden mergen tallap herbi meşk elip veriş için Hoca Niyaz Hacim'ni bu işe mesul kıladı. Hoca Niyaz Hacim bu fırsatını ganimet bilip 13 tağ ve 5 şehirdeki kişiler bilen münasebetini kuşatıdı. Demek Hoca Niyaz Hacim 1929 yılının ahırıda 1931 yılının beşiğice bolgan bir yıldın köprek vakit içinde orda içi ve sırtıda köp kozgulan yıstaşçılarını kolga keltirdi. Eskertiş 5 şehir Sumqağa, Toğuçi, Lapxuk, Astana, Karadöve katırlıklar idi. Cingşur'un hakimiyet beşiğe çıkkandan kin, Yangzıngşin devirde Kumul'da hizmet kılgan herbi ve memuri emeldarlarının hemmesini almıştırdı. Özünün uruk tukkaları ve yakınlarını Bacı Kerim'i en köp bulan oranlarına oranlaştırıp, her kaysi iktisadi oranlarını kamal kıladı. Cingşur'un bunda kılıçtaki maksidi, asan kolgu gelgen bu hakimiyetten faydalanıp özünü bitiş idi. 1931 yılı Cingşur'un özünün yakın tukkını Jang Guhuan'ı Aratürk Naisi'nin Şopul digen yerideki Çazı'a baj emeldarı kılıp evetidi. Bu Şincan bilen Taşkı Mongolia çigirsideki muhim cay bulup Baj Kerim'i en üstün edip. Jang Guhua bu cayga kilip hizmet işligenden kiyin bir Uyghur kızga ölünmen dep turvalıdı. Ve kızının atısıga Adem koyuştun sırt korallık besim işlidi. Zulüm destidin cinidin cak doygan halik kattık gazepke kiledi. Halik kança iğir besiklik kılsa, Jang Guhua şünçe hedidin aşıdı. Özünün pak kini ve neslini bulgaşka yol koymaydıgan Uyghur halkı Jang Guhua'ga karşı kozguludu. Halk bu kozgulanga Hoca Niyaz Hacim'i yetekçi dep tonuydu. Bu yerde başka yurt katlıları üstüde toktalmayımız. Hoca Niyaz Hacim'nin bu kozgulanga katnışını ve rehberlik kılışını talep kıladı. Bu teklif Hoca Niyaz Hacim için oğuşluk şirayet yaratıp verdi. Neticede kozgulan Jang Guhua üstüden başlandı. 1931 yılı 2. ayının 18. günü Abdüniyaz Mirab, Salih Dorga, Hoca Niyaz Hacim, Katarlık yurt katlıları açkan kozgulan götürüş planı yığını galibilik ayaklaşıdı. 1931 yılı 2. ayının 20. günü Dağı Dumbak, Nağrı Sunaylar bilen başlangan toy murasimi hemme kişini celep kılıdı. Jang Guhua
kızını birimiz degen vade boyunca 33 nefer korallık asker bilen toy meydanına yetip geliyordu. Keçkorun Can Gohua kız hocursuğa teklif kılınıdı. Can Gohua hocurğa kiriş bilenle kızca yasanğan yigit Emin İsmail'nin üstüge özünü atıdı. Emin Can Gohua'nı kuşaklap alğan peti cahidele ucuqturdu. Bu çağda toy meydanında turgan yigitler Can Gohua'nın 33 nefer askerini besiktirdi. Koralga ige bolgan yigitler derhal Can Gohua turuştu korganga karap atlandı. Korgan emeldari Abduniyaz'ın yardımı astıda korgandaki 100'den artıq çirik yoktalıdı. Oğuşluq ilip berilgan toydaki bu gelbe kozgalançlarının teşkilinişige türtke buludu. Yurt katillerden Sadık Dorga, Abduniyaz Mirab, Bakıniyaz Dorga, Hojiniyaz Acim, Kasım Palvan, Yahya İmam, İbrahim Kurmanlar yetekçilikide kozgalançı koşun teşkilindu. Bu koşunda 12 tağ, 5 şehirdeki nurgun kişiler katnışıdı. Hojiniyaz Acim bu koşunun herbi kumandani boludu. Cinşurin bu işten intayın alakzada bolup, Yangzınşin tömür xalpige işletken Kona hilesini işletip, sülhike Adem evetidu. Söhbette Hojiniyaz Acim, kumulun amallıqı kumul xalqige tapşuruluş lazım, degen pikirde çin turdu. Cinşurin vekilleri bununla koşulmaydı. Neticede kilişim ornığa uruş boludu. 1931 yılı 2. ayının 20. günü toy murasimidin başlanğan kozgılan Cinşurin hak hükümetini alaqzada kılvetti. Cinşurin kumulda duruşlu harbi kumandani kumul sıcağını Liu Shizin'a buyruk çürüp kozgılanı bastırmakçı boldu. Liu Shizin yolbas başçılığı da koşun evetti. Yolbas başçılık kılgan koşundaki askerinin köp kısmı uruşta ölüp bir neçisla sağ kilalidi. Tövendeki koşaktan uruş ehvalini körvalgılı boldu. Saylar ara çirik çıktı, elimini dingaytip, çenlep attok düşmen kaçtı, mürsini kıngaytip. Çıkıp gelgen çirikler aralap attı tantanını, tağıçlar yaman iken tartıvaldı cünçanını. Bir kançı kıtım çıkırılgan askerler, kozgılanışlar tarafından zerbe yedi. Yolbas başlap çıkan kısım ziyanğa uçurgan denkin, Liu Shizin batalyon komanderi Jing An bilen bir batalyon asker ilip Kuşuti davanağa çıkıdı. Yer şaraiti bilen pişik tonuş, uruş taktikisiga usta Hojiniyaz Acim 3 nayının yolunu kontrol kılgan. Bu strategiyelik jayının emli ahvalıgı maslaşıp jan kılıdı. Jing An başlık ediki bu bir batalyon düşman askeri Hojiniyaz Acim koşunları tarafından tel töküs yoktuludu. Bu uruşunun kıskıcı ahvalini tövendeki koşaktan anlan. Huymu obdan can boldi koşoti digen cayda, Jing An başlık çirikler tamam öldü şu canda. Bırakanca kıtımlık uruşlar galbilik ilip verilip, düşman kısımları mağlup boludu. Fırsattın paydalanan yolvaz derhal kozgılanışlar koşunuğa berip koşuluvalıdı. Muşu günlerde Gensu, Çinxay etrafları da xalqni bulab talab Ma Bufangdan keçip yürgen Ma Junyin 200'dek atlıq askeri bilen kumulğa çıkıdı. Hojiniyaz Acim başçılık kılgan kozgılançı koşun kumul şehrini korşup hücum kılıvatkan da Ma Junyin kozgılançılarga koşulup jan kılıdı. Uruştun kin Ma Junyin xalq tarafından karşı ilinidi. Kozgılançılar Yeni şehir ve Kona şehirden ibaret bu iki şehrini uzun müddet muhasere kılıp alalmaydı. Ma Junyin gep sözsüzle koşunlarını bari külge yütkep gidiyordu. Kin Cinşurin evetken Lüjang Do Jingu başçılık edi ki askerler bilen Laodong'un Qingluchen degen yerinde soğuşup Do Lüjang kısımlarını mağlup kılıyordu. Bu uruştun kin tüvendeki koşaklar tokuludu. Laodong'daki soğuşta Yi Yuan Chen'ge at saldık, Du Lüjang'ın çirkini Qinglu Chen'de kak saldık. Hojiniyaz Hacı baş bulup bizni cenge başladı, Du Lüjang'ın çirki kurallarını taşladı. Du Lüjang koşununun yoktulgalıkını ve kumulun muhasırısı da kalgalıkını anlayan Cinşurin Xing Zihui, Xing Sei'nin kumandallıkı da bir lüy atlık Mongol, Şibe, Rus. Askerlerini kumulga evetidu. Hojiniyaz Acı Laodong'da Şinşise koşunu bilen uruşudu. Hojiniyaz Acı kısımları 1. septe, Ma Junyin kısımları 2. septe idi.
3 günlük uruşdan keyin Şingsey qorşab uruş qiladi. Ma Junyin qismlarini boshlab Gansuga chekinadi. Xojiniyaz Hajim öz qismlarini Taratuga elib ketadi. Ma Junyin Gansuga chekinish vaqtida Qumul xalqini bulang talang qiladi. Qumul Wang ordusiga ot qo'yib beradi. Dal mushu paytda Şingsey Xojiniyaz Hajimni sulhi suhbatiga taklif qiladi. Xojiniyaz Hajim suhbatga keladi. Lekin 4 günlük suhbatda Xojiniyaz Hajimni özü məqsidiga boy sundıralmağan Yavuz Şingsey rəzil vasitə qolunub onu tutup qalıdı. Xojiniyaz Hajim dərhal əqlini işqa silib Şingsey və onun qısımlarını aldab taqqa ilib çıxıdı. Qozğlançılar bar cayğa kəlgəndə qayıb boludu və Şingsey əskərlərgə əcəllik zərbə beridu. Bu zərbədən kin Şingsey barlıq qoşunlarını toplab Tara tuğa çıxıb qozğlançılarını bastırmaqçı boludu. Amma uruş xumar qozğlançılar Şingsey'nin 100'dan artıq əskərini öldürdü. Bunu görgən Şingsey tikvetidu. 1931-ci ili keç güzdə Xojiniyaz Hajim umumi əhvalını küzətkəndən kin qısımlarını tərtibkə saldı və bir qısım kişini başlab Şincanın Mongoliya bilən tutuşuduğan Mingang digən çigirağa barıdı. O yerdə vəkillərinin sözləşi arqalıq Mongoliya hökuməti bilən ortaq düşünüş asılı qılğandan kin Mongoliya hökuməti Xojiniyaz Haji başçılıq ediki Qumul dehqanlar qozğılığını qollaydı. Xojiniyaz Hajim Osman Bay, İsmail Haji, Sadık Dorğa, Osman Şah, Yolvas və Səməd Axun qatarlıq kişilərini vəkil qılıb Mongoliyaya əvətidi. Mongoliya hökuməti mu Abay, Qazaq və onun xotini Tən Şingli, Mongol. Şirip Axun və onlarının xotini Dilnus, Bədi Qoca qatarlıq vəkillərini Xojiniyaz Hajim yeniğa əvətidi. Xojiniyaz Hajim Muşum münasət bilən miltiq, bəzilər 120 dənə, yenə bəzilər 70 dənə deydi. 20 neçə sandıq ox dora, 500 qor paxtlıq kim, 600 cüb çigirin ötük, 100 dənə yamğurluq çapan, 500 cüva qatarlıq nərslərini sitivalıdı. Həm öz qısımları işçidin bir qısım kişilərini tallab, hərbi şopurluq, qoral yaraq remont qiliş, doktorluq, saxçı və hərbi razvıt qatarlıq sahələrgə oxuşqa əvətidu. Qıstırma söz. 1928-ci ili Şincanda zulüm həddidin işib, yurtuda turuşqa imkaniyeti qalmıqanda Şincanın hər qaysi cəylərdən kəlgən 180-dən artıq kişi Taşqi Mongoliyaya berib oxuş, ünər və başqa işlər bilən şüğullandı. Bunlardan Turdi Axun, Turpanlıq, Abla Məxsum, Qəşqərlıq, Hoşır Axun Əvəydul, Xami Niyaz, Ast Axun, Cemal Qari, Mətniyaz Axun, İmin Əpəndi, Yusuf Mongol, Avdin Savud, qatarlıq kişilər Mongoliyaya barğandan kin, Mongoliyaya tarqalğan sosialistik ideyanı qəbul qılğan idi. Onlar yeniliq öyrəngən, bəziləri 3-cü internasionalğa qatnaşqan idi. Xojiniyaz Hajim əvətkən kişilərdən Talip Haji, Səməd Axun və Taşqi Mongoliyada turuşduq Uyğurlardan bir qancısı bulup şopurluqni ügengen. Xivir Axun, Hoşır Axun qatarlıq bir qancı kişi Quruqluq Armiya Universiteti da oquğan. Xojiniyaz Hajim qalğan qısımlarını davamlıq məşq qıldırdı. Bir tərəbdən Altaydiki Şiripxan Törə, yəni bir tərəbdən Turpandiki Məqsud Muhitilər bilən məsləhət qılıp, qozğılan planini rəsmiləşdirdi. 1932-ci ilinin dəstəbki 20-də Xojiniyaz Hajim qoşunlarını başlap, öz yurti Taratuğa yetkilidi. Xojiniyaz Hajimnin chigirada qanchalik uzoq turganligiga muno sher guvoh bo'la oladi. 6 oy yotdik Mingangda suksuk bilan ot qalab, ko'zning go'hri oqdi qumul yo'liga qarab. Bizlar o'lib ketsakmi, el yurtlar aman qolsin, bizni degan yaranlar o'lmasdan aman qolsin. Bunodan qaraganda Xojiniyaz Hajim yarim yildek chigirada turib askar tarbiyalagan. Xojiniyaz Hajimnin Mongoliya chegirsidiki hazırlıqqa qaraganda qoşunning adam sani 7-800-dan aşsa kerak. Xojiniyaz Hajim chegaradan qaytib yurti Taratuga kelgandan keyin az vaqt askarlarni dam oldirib, oila tabobatlari bilan ko'rishtirib, keyingi ishlar uchun jiddiy hazırlıq ko'rdi. Bu chaqda Altaydan Xotangacha, Qumuldan Tashqo'rg'ongacha bo'lgan keng zaminda inqilob uchquni yong'an bo'lib,
Şincan'da uzun yıl hüküm sürgen müstebit hükümetinin yıldızı boşap, goya şamal çıksıla komurluk gidiğen yantakka okşap kalgan idi. 1932'li 6. ayda kozgılançılar Hoca Niyaz Hacim'ni baş kumandan kılıp belgileydi. Hoca Niyaz Hacim baş kumandan bolgandinkin Taratu'da yığın çakırdı. Bu yığınğa Kurban Dorga, Salih Dorga, Salih Metniyaz Dorga, Abdüniyaz Mirab, Bakı Niyaz Dorga, Nasir Musitip, Yusuf Dorga, Ülen Korman, İmin Toksun Mirab, Sadık Korman, Hoca Niyaz Bay, Hoca Ahun Katarlıklar katnıştı. Yığın, ittifaklaşıp Cengşur'un hakimiyetine karşı turuşunu asas kılgan halda, birlikte gelgen kumandanlıkka boysunuş, Taşkı Mongolia bilen bolgan münasetini küçeytip, Salih Dorga, Bakı Niyaz Dorgalarını evetip, Koral yarak setiviliş ve ulardan yardım soruş, Yolvasının bölgençlik kılışının aldığını iliş, Macun yığını teklif kılıp, Cengşur'un kısımlarına iki taraftan zerbe verişini karar kıldı. Bu Taratu yığını dep ataldı. Yığından kin Taşkı Mongolia ve Enşige Adem evetildi. Uzun ötmeyi Mongolia'dan Camsın Dorga, Abav, Niyaz, Kasım Efendi, İsmail, Zerid'in Katarlık kişiler gelip, Mongolia hükümetinin komul dihkanlar kozgalığını kollaydıqalıqını bildirdi. Hem de 500 kişilik erbe kiyim, 70 tal miltik, 40 min ser pul yardım verdi. 1932 yılının ahırda piçan urşi başlandı. 1933 yılı 90'du mu kozgalan götürüldü. 1933 yılı 2. ayda Hoca Niyaz Hacim Turpan'a çıkıdı. Bunundan haber tapkan Şenşise bir bölüm Ak Oruz askerlerini başlap Lükçün'e gelip Hoca Niyaz Hacim bilen uruş kılıdı. Bu günlerde Mahmut Muhitti bilen Hoca Niyaz Hacim uçuruşup bir yığın çakırıp Kökyar arkalık Mori Guçun terepke ötüp Ürümçü'ye hücum kılmakçı buludu. Bu den Macun'un Şincan'a ikinci katın çıkan vakit bulup o Guçun'u işgal kılıp birkaç mıntal kuralga ige buluvalıdı. Hoca Niyaz Hacim Cimsar'a hücum kılıp düşmenini kural tapşırışka mecburluğanda Macun'un düşmen kısımları bilen astırtın münasebet bağlıp kural yarını özü ilgilebilip eskiri küçünü köpeytidi. Bunadın Hoca Niyaz Hacim naiti narazı buludu. Şinşte bu ehvaldın haber tapkan denkin Hoca Niyaz Hacim bilen Macun'un'a yoşurun elçi evetip işki küç otursuğa bölgünçlik silip ziddiyet peyda kılıdı. Soğut İtibakı'nın yardımıge ve kollab kuvvetlişige ige bolup, kilovatkan komul dihkallar kozgulançıları Soğut İtibakı'nın Ürümçü'de turuştuk konsolunun Murasak Kalişi arkalık Şenşse bilen dostluk kilişimi tüzüdü. Bu, 1933 yılının 6. ayları bolup, Şenşse atalmış 12. aprel özgürüşünü kılıp, hakimiyet beşiğe çıkıvalgan Soğut İtibakı bilen dostluk münasifti ornatkan vaqt idi. Şu yıllardan keyin Hoca Niyaz Hacim Kaşgar'a karap yolga çıkıdı. O Uşaktal'a barganda Macun'un kısımından bolgan Maşim'in kısımları onun aldan tosup hücum kılıdı. Hoca Niyaz Hacim bu uruşta galbe kılıp kuşağı karap ilgirleydi. Maşim'in kol asıdaki Mafu Yuen'ge Hoca Niyaz Hacim bilen uruşuş, Kaşgar'a berip yeni şehirde kamılıp kalgan Macensan kısmını kutulduruşka buyruk berdi. Hoca Niyaz Hacim 3000'e yakın adımı bilen aldıda Mafu Yuen'ge birkaç yüz kişilik koşun bilen arkadın Cenobi Şincan'a karap mağdı. Görünüşte Hoca Niyaz Hacim kaçkan Mafu Yuen koğulap mağan bir vaziyet şekillendi. Hoca Niyaz Hacim Aksu'a kelgendin kiyin Soğut İtibakı'dan koral yarak alıdı. Bu çağda Aksu'a hoten kısımları Kaşgar'daki Tömür Sıcan'dan kalgan kısım Aksu'daki Bay Sıcan kısmı bulup 5000'e yakın kişilik kısım toplanğan idi. Hoca Niyaz Hacim, Aksu'da turgan mezgilide halık yığını içip, pen mağaripini terakki kıldırış, mektep içiş hakkıda nutuk sözleydi. Bunun tesiri de bütün Şincan'da milli mağarip yoluğa koyulup, şehir, yıza, kışlak, kentler geçe şahsi mektepsiliş başlanıp gidiyordu. Hoca Niyaz Hacim'in teşebbüsü 1934 yılından 1944 yılı geçe Şincan'da kurulgan mekteplerinin oğlunu kuruşka türtke bolgan idi. Hoca Niyaz Hacim Kaşgar'a yetip beripla Macensan kısımlarga hücum kozgaydı.
Uruş uzunga sozuludu ve şiddetlik boludu. Şu esnada arkadan yitip kelgen mafuyun kısımları ve Ürümçidin çekinip kaçkarge kelgen macunyun kısmı birleşip Hojiniyaz Hacim'a hücum kıladı. Neticede Hojiniyaz Hacim atış ağı tağlarına çekinip erkeş damga verip İsak Bey'ni. İsak Bey bu çağda erkeş dam çigara kısmıda peycan idi. Vasta kılıp Sovet İttifakı vekili bilen körşüdü. Şu çağda bilinip bolgan yol başlıkçı Kasım Taş idi. Sovet İttifakı hükümeti Hojiniyaz Hacim'nin hemme işini kollaş bilen birge, onun Sovet Damulla hükümetige Fakhri Reis Cumhur bulganlıkını ayıplaydı. Şengisi hükümetidin mu Sovet Damulla'nı kolga iliş ve Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni tarqtetiş yakıda buyruk kilip durudu. Hojiniyaz Hacim, Sovet Damulla hükümetinin baş başdaqlıkını nezarda tutup, yakın tarafta turvatkan Mahmud Sıcan'a Sovet Damulla'nı kolga iliş yakıda buyruk düşürüdü. Bunun bilen Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ye hatime verildi. Hojiniyaz Hacim Erkeş Tam'dan Yekeng'e gelgende Macun'un kısımları kutrap yine hücum kılışka atlandı. Bu çağda Hojiniyaz Hacim ve Mahmud Sıcanlar Yekeng deryasını boylap Aksu'ya yetip geliyordu. Hojiniyaz Hacim, Cenubi Şincan, Bao'en Siling, Garnizon Kumandani, unvanı bilen Aksu'da bir mezgil turudu. Hojiniyaz Hacim Aksu'da turuvatkan mezgili de Şingisi Hojiniyaz Hacim'ni Şincan Ülkelik Hükümeti'nin reisi kılıp tayinlep, şu vakitki Guomindan Merkezi Hükümeti'nin tasdikiden ötközüp, Ürümçi'ye teklif kılıdı. Hojiniyaz Hacim bu teklifini red kılıp Aksu'da turadığanlıkını bildirdi. Mahmud Sıcan Katarlıklar mı koşulmaydı. Bu çağda Sovet İttifakı'nın Ürümçi'de turuşluk konsili Afrisop, Atayif, Aksu'ya verip toluk kapalet verildi. Şunun bilen Hanzuca, Rusça, Uygurca, Uçkıl yazıqta toxtam tüzülüdü. Hojiniyaz Hacim 1934-ci 8-ci aylarda Ürümçi'ye gelip, Hazırkı 2-ci doktorxana aldıdı ki, Soda İdarisi korosuğa düşüp yayılışdı. Ahmet Han Lüycan 200'dek atlıq əskerini başlap, 9-ci aylarda yitip gelidi. Hojiniyaz Hacim Ürümçi'ye gelip az vaxt ötkendin ki, Sovet Konsulxanası Hojiniyaz Hacim'a siyasi ders ötti. Bu ders Mansur Efendi, Siyit Hacimler tarafından ötülgenlikiye karaganda, belki Sovet Sosyalistik İnkılap tarihinden leksiye verilgen bolşi mümkün. Meyli kandakla bolmasın, Hojiniyaz Hacim Ürümçi'ye gelip aylar ötkensiri, əskersiz kumandan, hukuksiz emeldar bolup, kuruk cazığa ige bolganlıkı, ahirki hesapta özünün Tömür xalpa oranığa dəstəb aldınıb qalqallıqını his qıldı da, Ürümçiye kilip qalqallıqıya pişeyman qıldı. Ümit sizlendi. O şahmatqa berilib, qanca tedbirlər bilən uruq yetkəb körsümü şahni muasirdin qutuldıralmaydı. Əməliyyətdə mü, onun qolidiki işençlik bulğan yuqarı dərəcilik ofisiyerlər əmdilikdə Şingiş Seyinin kumandallıqıda bolub qalqan idi. Şuna Hojiniyaz Hacim həmmə işdin özünü tartıb, Şəxsi iş bilen şuğullundu. Hojiniyaz Hacim'nin bundaq buluşu əcəblinərlik iş əməz idi. Çünki rəqib dosti, yolum tosti, vapa taşni irğatdi. Manımışınlıq şəraitda hər qandaq aqılının aqibəti mu amalsızlıqdın xali bulalmaydı. Şengiş Seyinin 36 hilidin iş küşüdüğən bu siyasi suiqəslik hilisi Hojiniyaz Hacim'ni ahir qisabda Yapon carın qırlıkının quyruqı digən töhmət bilen 1937-ci 10-cı ayının 13-cü günü qamaşqa ilib bardı. Hojiniyaz Hacim qolğa iliniş bilen onun mal mülki peçetlendi. Gizitlerde Hojiniyaz Hacim'nin atalmış cinayetleri ilan kılınıdı. Hatta oğlu Seydullah namıda yazılan makalıda o minin dadam emez, o hain, Yapon cahangirlikinin kuyruğu degen sözler besilidi. Cungoda tuğulup Yapon cahangirlikinin terbiyesini alğan Şengiş Seyinin Şincan'da tuğulup tağda özken Hojiniyaz Hacim'ni Yapon cahangirlikinin kuyruğu hain diyeldi ki, şu böhtan bilen onu öldürgeldi ki, Epkar amminin oylap görüşke doğru hulası çıkarışa erziydi. Biz bilen uzun yıl emgek terbiyesinde bile bolgan, aynı vaqtta Şingisey Sakçı Başkarımızın tercümanı ve katibi bulup işligen Şi Yuan Pu Şibe. Nın Hojiniyaz Hacim'nin koluğa ilinişi, sorak ceryani ve mehbi sotunun hükümü ahvali katarlık işler doğrusu da
sözləb bərgən və məxbi sot dəqqət yazan əsləməsədə Xociniyaz Hacı Qatarlıq 108 kişinin ölüm hökümü Moskvadın təsdiqlanğan Haşim Hacı başlıq ediki cazam qorupisi onlarını sırtmaq silib boğub öldürgənlikini bayan qıldı. 1937-ci ili Cəllad Şənşəsəy, Şincan ölkülük hükümetinin muavin reisi Xociniyaz Hacim, yakın adimi İsmail Hacim'ni Sui Yuan'ge məxfi əvətib, Yapon Cihangirlikinin casuslar başlıqı Şuk Tien bilen til biriktirib, Şincan'da İslam dövləti quruşqa urundi digər töhmət ənzini kötürüb çıxıb, şu yili 10-cu ayının 12-ci günü Xociniyaz Hacim başlıq mühim adamlarını qolğa aldı. Xociniyaz Hacim üstüde ilip birilgan dəhşətli qeyni qıstaqlıq soraqlar Sovet İtfaqıdan kəlgən Simyonov, Yaqub və Haşim Hacilar başlıqıda ilip verildi. İstitek qaplıqan ürümçi asmını da Goya məngü tam atmaz keçidək bilinətdi. Ürümçi işkinci türmə içi Ahu Pəryat, qayğu matəmgə tolğan, qolu da yuğan kaltək və sim arqan tutqan cəllatlarının közdün qan temib turşətdi. Numursuz işxana içində 9 nəfər yavuz əbləğ çırayı tatarğan halda işikə qarab olturatdı. Qoyuq qaş, kək saqal bir kişi işikdən kirdi də, ötkür gözləri bilən soraq üstüdə turğan bir parça kağızə göz taşladı. Üstəl üstüdəki kağızı qolğa alğan bir tatvaş, "İsmin nəmə?" deyə soradı. "Hey, sən mənim ismimi bilətdin qo?" dedi cavabkar. "Bilsəm o qayda boyu sorayman." "Hə, Xociniyaz," deyə cavab verdi cavabkar. Katıbaş hüküm namını oxub bulub ölüm cəzası verildi deyəndə paqaqlab külgən Xociniyaz Hacim, "Mənə gələn bu ölüm mən üçün yeniliq emas. Mən aldınıb Ürümçiyə gələn günlə ölüb bolğan. Etib qoy, Şingduban deyən xumpar lomodğa. Mən ölgən bilən xalqım ölməydi, inqilab tugumaydı." Bu Xociniyaz Hacimnin ölüm aldıdakı sözü idi. 1937-ci ili küzdəb ayaqlaşqan soraq Xociniyaz Hacim başlıq Qumul Dehqanlar Qozğalığının rəhbərlərindən Salih Dorğa, Qusul, Baqi Niyaz Hacı qatarlıqlar həm Şerifxan Törə, Yunus Bəy, Mavunlu, Maşavu, Quan Zongşin, Muhammed Fuzivan, Buğda Bay, Tursun Baba, Həsən Pangan, Turdi Axunbay, Sopi Şencan, Niyaz Daxan, İsmail Datu, Eydar Əpendi, Tömür Qali, Sopızade, Zeydin Karvan, Kamal Əpendi, Abbas Əpendi, Buqan Cilil, Rakit, Canşin, Çin Dənli Qatarlıq 108 adamını boğub öldürüb, Can Guangchen məsulluqı da Sayopinin ğərbidiki taqqa kümüdü. 1947-ci ili 4-cü ayının məlum bir günü Ürümçi şəhər köçləri Abbaq Səlli Orğan, Moyskitlar, Ak Bağlıqan işçi xizmətçi, Ünərvən Kasıplar, Ak Liçek Salğan Məzlumlar, Rət-rət tezilib plakat götürgən oquqçılar, Matem Məlgisi taqıqan 3 vilayət Milli Armiyasının Ürümçidə turuşluq vəkilləri və Omaq Balılar bilən tolğan idi. Koça koçudun ayığı üzülmək çıxvatqan xəliq topi Matem Murasimi meydanıqa qarab aqmaqda idi. Neçimin Adem toplanğan Matem Murasimi meydanıda piğanlıq yığı avazları anılınıb turatdi. Rəis səhnisi üstüqə tartılığan plakatqa mərhum Xociniyaz Hacim və Şerifxan Törlərinin Matem Murasimi dəb yazılğan idi. Rəis səhnisdə üç vilayət inqilabının rəhbərləri, ölkə birləşmə hökumətinin heyət əzaları, İnqilabi yaşlar vəkilləri, hərbiylər, oquqçular vəkilləri, eyni vaqtda Qumul Dehqanlar Qozğalığına qatnaşqan kişilər matəm büldürüb sükutdə turatdı. Bu matəm mürasimi Küçü vilayət inqilabının rəhbəri Əhmədcan Qasiminin riyasətçiliyində içilğan idi. Əhmədcan Qasimi təziyə nutqında Qumul Dehqanlar İnqilabi və Xociniyaz Hacimnin fəaliyyəti toğrusunda qısqaca toxtalğandan keyin ölkəmizdə əsirləb Hüküm sürgən feodallıq istibadatlıq tüzüm və onun icraçısı bolğan Yang Zengshin, Jing Shorindin ibarət istibadat hakimiyyətinin xəliqqə kəltürgən balayı apti, zulümğa qarşı qozğalğan Qumul xəliqinin Jing Shorinin istibadat hakimiyyətini ağdırıb taşlıqallıqı, onun meyvisigə igi bolvalğan Jallat Shinshisayinin hakimiyyət beşidə turğan 10 yıl jaryanıda xəliqqə kəltürgən azab oqobətləri üstüdə toxtılıb,
Qumul dehqonlar inqilobi feodal istibdod hokimiyatining zulmiga qarshi qo'zg'algan inqilob. Bu inqilob Shinjonning yaqinqi zaman tarixidagi har qanday inqilobdan ilg'or davr bo'lguch inqilobdir. U xalqimizning istibdod hokimiyatga qarshi kurashining boshlanishi. Xalqimiz bu inqilobni mangu qadrlaydi. İnqilab yolunda qurban bolğan şehitlərni məngü əsləydi. Xocuniya Zacim məngü hayat dəb ünlük xitab qıldı. Şinişsi və istibdat hakimiyyətkə qarşı toğlanğan qazəblik şuarlar və amin sadası ürümçinin lərzigə kəltürdü. Xocuniya Zacim bilən Şerifxan Törenin cəsdi Şəmalbaq, hazırqı radio istansı yeni, deki şehit qarab ilib məngildi. 40 yıldan bu yan bu cay Xocuniya Zacim şehitliki degen muqaddes nam bilen atılıp gelmekte. Ziyaret ve dua tekbirden ayrılıp kalmay, halkımız kalbiden çoğunkur orun ilip geldi. Bırak 10 yıllık kalaymıkançılık devrede halkımızga okşaşla merhum Xocuniya Zacim'nin heybetlik gümbizimu ziyankeşlikke uçurdu. Hazır bu kabrega harabilikka aylanışka yüz tutkan bolsumu, halkımız onu yad etmekte. Ve eslike keltürüş tereddütü de bulmakta. Bu qoğdılgan atari atiqa elbette. 1953 yılı ehtiyaz. Ürümçi Huangçin, azırkı itibak yolu. 19. başlangıç ve 6. 14. otur mektep orni. Diki zaratgahlıqı, ak bağlıgan moiskitler, yaşlar ve ak liçek salgan ayalları bilen tolgan idi. Ak bağlap selle organ Kerem Şeyh, bu yerge toplanan er ayarlarga uruh tukkallarının cesti kömülgen qabirlerini toğırsız körüstüp beretti. İç bilingan cesset sonakları mata ve xayaslarga orulup, cinazıga silinip, kaygu matem bilen Şamalbaq radio istansının arkası. Deki Xocuniya Zacim cesti koyulgan qabirgahka karab ilip mınlattı. Kaygu ve sükut içide kitabatkan netçi 10 cinaza içide yeşil yopuk yepilip, baş terpige işki selle koyulgan bir cinaza kişilerge alahide körünetti. Halis ceset yötkeşke kelgen neçi yüzügen kişi bu cinaza üçün sükut büldüretti. Cinaza şehit gahlıkka ilip verilip Xocuniya Zacim mekberisi yeniğe koyuldu. Bu yerde işki şam gor teyyar idi. Cinaza üstü koyulgan işki selle işki lehetke ilip kerip koyulgan denkin ceset sonukları ayrım ayrım işki lehetke ilip kerildi. Topa taşlap kıraat başlaş aldı da merhum Saleh Halpitim ürünçi Tenşhanız'da ötken peşkadem denizat. Kerem Şeyh bunlarını kişiler bilip kalsın dedi. Kerem Şeyh bu işki cesetini tonuşturup bu kişi Şinhay İnkılabi devirde kara hükümet Çin sulasını demekçi ve Şah Mehsud Van'a karşı turgan kumul dihkallarga baş bulgan Tömür Halpe degen kişi buludu. Yani bir kişi şu çağda okşaşla karşılık kürsetken Turpan Astana Dihkallar Kozgalı'nın başçılarından biri bolgan Moydin Akın buludu. Bunlar 1913 yılı 3. ayda Konu İstibdat Cellat Yağzınşin'in sülhi hilisige aldınıp Ürümçi kilip batalyon komanderi Yingcan bolgan. Şu yılı 9. ayının 6. günü Yağzınşin'in planlışı bilen Tömür Halpe miltik bilen itilgan. Moydin Ahun darğı eslip öldürülgen ve qadın kiyin ürümçideki peşkadem cemaatlerine talep bilen bu ikisinin cesti ilip çıkılıp dağdoğuluk matemlen aşu zaratgahlıkka defne kılınğan. Men şu çağda 8 yaş dedim. Cemaat bu qabirini asırışını dadam Kurban Şeyh ve anamının aksi Şacimen Şeyhlerge tapşırgan. Ulara vapat buluş aldı da bu qabirini asırışını bana tapşırgan idi. Bizden ailemiz mu? Yang Zengshin'a halkımızı okşaşla öçmenlik saklaydı. Yang Zengshin ceza kanununda kolini kesiş, peyni kesiş, darğı esiş, atkı sörtüp öldürüş, aht kiliş, bu hıl cezalarını çaparmini mafuşin matite kaşkarda köp kullangan. Katarlık yavuz herketlerini kolunup, minlığan biguna adamının cini ve tinige zamin bolgan. Bizden ailemizden mu İsmail, mümin digen işki kişini kolidin bağlap esip koyup, bağlangan yerge soğuk su koyup muzlatıp, kollarını üştüp üzüvetken, ularının biri hilimu hayat, halkımız Yağzınşin'nin bu zulmünü unutulmagandek, onun yavuzluğu bilen ülgen, bu işkizat ve tağ cezirlerde cestik kalgan şehit cançlarını mengü unutuyalmaydı. Men cemaat ve dadamdan tapşırışı bilen,
Bu iki kişinin yerlikini 40 yıl dadamdan başlayıp 1913 yıldan 1953 yılı geçe astırdım. Mavi iki Şam görünü hili burunla Hoca Niyaz Hacim'nin ayıgıda yatımayan diken arzu bilen üzümge atıp kolap koygan edim. Allah'ın iradesi bilen bugün Tömür Halife'nin cesti uzun yıl birge inkılap kılgan Hoca Niyaz Hacim'nin ziyaretgahlığa ilip gelinip, iki cesetinin cem bulgalıkka kuşal bulup, tekim yıkınarak tursun de öz nefsimden keçip, bu lehetini bu işki zayetka hediye kıldım, deydi. Bunun razı bulgan cemaat, Kerim Şeyh'nin himmetine rahmet okup dua kıldı. Cemaatin razı bulgan Kerim Şeyh, şunadın kin hayatını şu ziyaretgahlıkta ötküzüp, bu kabirlerini ömür boyu muhafizat kıladığına vade verdi. Hem kabirgahka öğütülüp, ailesi bilen köçüp çıkıp ömrünü şu yerde ayaklaştırdı. 80 neçi yaşlık Sadık Navay, Abihan Qari, Kerim Şeyh'nin hotini Hemrahan ve kızı Aytullah hanlarına yetişçe, Kerim Şeyh iki adam barılacağıda iki ceset cem buldu de bunların tarihi hayatını hikaye kılıp sözlügen. Yurtimiz bu birkaç eserden buyan feodal kulluk asaretinde bulup, tarihteki zulümge karşı kureşlerimiz, istibdat kuşlarının zoravallığı, içki satkınlarının hainliği tüpeyledin, faciyelik besiktirildi. 30. yıllar tarihinde devir bölgüç inkılap olgan Hoca Niyaz Hacim başçılıkıdaki kumul dehkallar kozgulamı, ahirki hesapta şu yol bilen ayaklaştı. Lekin bu kozgulan yurtumuzda uzun yıllar hüküm sürgen, İstibdat kara hakimiyetini ahirki hesapta kulattı. Atalmış 12. April siyasi özgürşinin meydanğa kilişige muayyen türkilik rol oynadı. Halkımızını oygattı. Kumuldan tutaşkan bu inkılap oti Kotengice, Pamir tağlarından Altay tağlarıca bolgan kent ziminde meslesiz volkandek yalkıncap, zulmetlik Şinjan tüprakıda meşel bolup yandı. Bu kozgalanı halkımız ve devrimiz kadirleydi. Tarih, özünün bibaha altın betlerinden oran verdi elbette. Men uzundan buyan kumul dehkallar kozgalanı ve onun rehberi Hoca Niyaz Hacim doğrusu da izinip, birer hatıra kaldırışını arzu kılgan, cümleden nurgun tarihi hüccetlerini gözden keçirgen ve tarihi şahslarının sohbetiyge dahil bulup hatıra kaldırgan edim. Tört kişilik grup hüküm sürgen kalemkan yıllarda hemmeden ayrıldım. Partiya 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi yığın edin kiyin, eslimge kilip isimini yığıp, inkılap tarihi doğrusudaki tepsilatını başka yoldaşlarının yazışığa kaldırıp, fakatla Hoca Niyaz Hacim'nin şahsi tercümali üstüde toktaldım. Hoca Niyaz Hacim, azatlık, örlük üçün kureş kılgan, vatan birlikini koduğucu milli kahraman. Halkımız onun bilen mengü pekırlandı. Bazı nopozluk kişiler eslemese de, Hoca Niyaz Hacim'nin muavin reisliği merkezi hükümet tarafından tasdiqlanmagan degendek sözlerini kıstırıp ötken. Lekin köpligen paket ve tarihi hatırlarga karaganda, Hoca Niyaz Hacim'nin general mayorluk unvanı bilen Mahmut Muhitin'in general leytenantlık unvanı Hoca Niyaz Hacim'nin muavin reisliği Cungu Merkezi Hükümeti tarafından tasdiqlangan. Cümleden Hoca Niyaz Hacim öldürülgenden kin merkezi hükümet alayda tekşürüş ümiki Çin Lifo başçılığıda evetip Hoca Niyaz Hacim doğrusta hulası çıkargan ve hulasının ahirki kısmıga Hoca Niyaz Hacim'i öldürüp yaman kılgan. Lekin şu vakitte öldürmüş mü bulmaydı degen iki bislik cümleni kıstırgan. Bunun için Cungu Merkezi Hükümeti'nin aynı vakitte Hoca Niyaz Hacim doğrusu da iki pellede Çin turgallığını körgülü buludu. Hoca Niyaz Hacim'nin tercümalığa ait bu materyaller doğrusu da 1931 yıldan 1937 yılıgıca Hacim bilen bilet bulgan Taşkı Mongoliyadan kelgen Kasım Efendi'den 1941 yılı Ürümçi'de General İsaqbek bilen bille turganda köp kıtım alınan edim. 1943 yılı Ürümçi Şengisay Törmüs'te Kumul Dehkallar Kozgılanın rehberlerden Salih Dorga, İsmail Datu digerlerinin başkalarına sözle bergenedin alınan edim. Kiyinki yıllarda Nehmet Halife, Kumulluk Seyit Batur'un itikallarını əst saklıgan. Ahirki kıtım kurbanı ve sopahullarının eslemesini faydalandım. Bunlar Hoca Niyaz Hacim hayatının azla bir kısmı elbette. Başkalarının yardımına muhtaçmen.
Bu əsər Şincan yaqınqı zaman tarixidki məşhur şəxslər deyən kitabdan ilindi.